Sevgili öğrenciler, Devran Eğitim Kurumları Uzaktan Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde ses teknolojileri ve ses teknolojilerindeki gelişmeleri inceleyeceğiz. Öncelikle sesle ilgili bilgilerimizi bir tekrar edelim bakalım. Ses, maddenin titreşiminle oluşan enerjiye ses denir. Yani ses bir titreşimler sonucu oluşur. Konuşurken çıkardığımız ses de titreşimler sonucu oluşur. Akciğerlerden çıkan hava gırtlağımızdaki ses tellerini titreştirir ve böylece ses meydana gelir. Titreşen dişimlerdeki çıkan sesler havaya çarpar. Havayı titreştirir. Bu titreşimler kulağımıza gelir. Kulağımıza gelen bu sesler beynimize iletilir ve böylece duymuş oluruz. Ses ile ilgili teknolojik aletlere gelecek olursak, ses ile ilgili aletlere örnekler fonograf, gramofon, piyano, kaset çalar, telefon, radyo, stetoskop, ultrason cihazı, sonar cihazı gibi örnekler verebiliriz. İlk ses kaydını Edison yapmıştır ve bu ilk ses kaydının ismi, bu aletin ismi fonograftır. Fonograftan sonra gramofon icat edilmiştir. Kullanıldıkları alanlara göre de ses aletlerini sınıflandırabiliriz. 1. Ses kaydeden aletler. Fonograf, gramofon, kaset çalar, yani tape, pickup, CD, DVD, sabit disk gibi. Bunlar ses kayden aletlerdir. Bir de sesin şiddetini arttıran, yani daha iyi ulaşılmasını sağlayan, daha iyi duyulmasını sağlayan aletler. Nelerdir bunlar da? Megafon, mikrofon, hoparlör, stetoskop, ultrason cihazı, işitme cihazları. İşitme cihazı ne yapar? Şiddetini arttıraraktan duyma özürlü olanlara, işitme özürlü olanlara duyulmasını sağlar. Ultrason cihazı ne yapar arkadaşlar? Ultrason cihazı da ne yapar? Anne karnındaki bebeklerin sesinin duyulmasını sağlar. Stetoskop doktorları ne yapar arkadaşlar? Kalbimizi ve ciğerlerimizi dinlemesini sağlar. Diğerleri ise ne yapar arkadaşlar? Sesin şiddetini arttıraraktan uzak mesafelerde duyulmasını sağlar. Bilhassa megafon arkadaşlar. Meydana toplanan kişilere sesin duyulmasını sağlamak için kullanılan bir alettir. Arkadaşlar hem ses hem de görüntü kaydeden aletleri vardır. Bunlar da nelerdir? Video kamera ve cep telefonu. Kullanıldıkları alanlara göre bir de ne vardır arkadaşlar? Uyarıcı amacıyla kullanılan ses aletleri. Bunlar da itfaiye, ambulans ve polis araçlarındaki siren sesleridir arkadaşlar. Aynı zamanda arabalardaki, evlerdeki ve iş yerlerindeki alarm aletleri de, kapı zillerde, korna, düdük seslerde arkadaşlar aynı zamanda uyarı amaçlı kullanılan ses aletleridir. Bir de arkadaşlar ses iletme amacıyla kullanılan aletlerimiz vardır. Onlar da nelerdir arkadaşlar? Telefon, bilgisayar gibi aletlerde sesi ileten aletlerdir. Evet arkadaşlar, ses çıkaran her şeye ses kaynağı diyoruz. Ses kaynaklarını da ikiye ayırıyoruz. Doğal ses kaynakları, yapay ses kaynakları. Doğal ses kaynakları insanların ürettiği maddelerden değil, doğal olaraktan elde edilen kaynaklara ne diyoruz arkadaşlar? Doğal ses kaynakları diyoruz. Örnek, insanların çıkarttığı sesler, hayvanların çıkarttığı sesler, rüzgarın çıkarttığı ses, deniz dalgalarının sesi, ses uğultusu, gök gürültüsü bunlar arkadaşlar doğal ses kaynaklarıdır. Yapay ses kaynakları ise arkadaşlar insanların oluşturduğu cisimler tarafından çıkartılan seslerdir. Mesela müzik aletlerinin çıkarttıkları sesler, iletişim ve ulaşım araçlarının çıkarttığı sesler neye örnektir arkadaşlar? Yapay ses kaynaklarına örnektir.
Arkadaşlar, sesin yayılması. Ses bir öncelikle boşlukta yayılmaz. Ses dalgalar halinde her yöne, her yere yayılır. Dalgalar halinde derken, mesela örnek verecek olursak, bir göle bir taş attığımız zaman taşın etrafında dalgalar oluşaraktan devam eder o dalgalar. Aynı ses de bu dalgalar gibi her tarafa yayılır. Ses boşlukta yayılmadığından uzaya giden astronotlar özel aletler kullanırlar. Ses katılarda, sıvılarda, gazlarda yayılır. Ama en hızlı katılarda yayılır. Balinalar birbiriyle haberleşmelerini, yunuslar avlarını yakalamalarını sesin yayılması ve yankısı sayesinde sağlarlar. Yarasalar görmedikleri halde avlarını çıkarttıkları seslerin yankısı sayesinde bulurlar. Ses kaynaktan uzaklaştıkça duyulması zorlaşır ve enerjisi azalır. Sesin şiddeti yani gürlük. Sesin çıktığı ortamdan değişik uzaklıklarda gösterdiği duyulma özelliğine sesin şiddeti denir. Sesi duymamızı sağlayan sesin şiddetidir arkadaşlar. Sesler kaynaktan uzaklaştıkça enerjisi azaldığından duyulması da azalır. Az titreşen ses kaynakları düşük şiddette, çok titreşen ses kaynakları ise yüksek ses şiddette ses verir. Sesin şiddetin uzaklara yani kalabalık ortamlara duyulabilmesi için çeşitli aletler üretilmiştir. Bunların başlıcaları megafon, mikrofon, hoparlördür arkadaşlar. Ses kirliliği. Arkadaşlar, istenmeyen her türlü sese gürültü denir. Yani ses kirliliği denir. Gürültü de bir çevre kirliliğidir. 60 desibelden yukarı sesler gürültü oluşturur. İnsan kulağı normal olaraktan 30'la 60 desibel arası sesleri duyabilir. Gürültünün sebep olduğu birçok rahatsızlıklar vardır. Bunların başlıcaları stres, işitme kaybı, sinirlilik, baş ağrısı, migren, dikkat dağınıklığı, öğrenme zorluğu, yüksek sesle konuşma alışkanlığı, kalp atışı ile ilgili bozukluklar, ülser gibi sıralanabilir arkadaşlar. Gürültünün yani ses kirliliğinin nedenleri 1. Müzik aletlerinin seslerinin fazla açılması. Gereğinden fazla açılan müzik aletleri gürültü oluşturur. Çarpık, düzensiz kentleşme. Yani müzik çalınan yerlerle veya atölyelerle yerleşim yerlerinin yani ikamethanelerin aynı ortamda olması gürültü kirliliğini arttırır. Trafiğin yoğun olması, taşı sayısının artması, taşıtların korna, egzoz ve motor sesleri. Trafiğin olduğu yerlerde gürültü kirliliği daha fazladır. Aşırı sanayileşme ve şehirleşme, sanayileşmenin olduğu yerlerde makinalardan çıkan sesler gürültüyü artırmaktadır. Binalarda yalıtım malzemelerinin kullanılmaması, dışarıdan binaya, içeriden de dışarıya seslerin çıkarılmasına zemin hazırlamaktadır. İnşaat ve yol yapımında kullanılan iş makinalarının çıkardığı sesler de gürültü kirliliği oluşturmaktadır. Gereksiz yere yüksek sesle konuşmalar ve bağırışmalar da ses kirliliğinin bir çeşididir. Gürültünün meydana getirdiği zararlar, yani sesin olumsuz etkileri arkadaşlar. Öncelikle işitme kaybı, yani işitme bozuklukları, sağırlık oluşabilir. Bu bozuklukların bir kısmı geçici olur, bir kısmında ise kalıcı olabilir. Ruhsal ve sinirsel dengesizlikler oluşur. Bu durumlarda uykusuzluğa, sinirliliğe, davranış bozukluklarına sebep olur. Baş ağrısı ve migren oluşur. Dikkat dağılır. Dikkat dağıldığından öğrenme güçlüğü meydana gelir, iş verimi düşer.
Stres, ülser gibi rahatsızlıklar görülür ve kan basıncı yükselir. Aynı zamanda yüksek sesle konuşma alışkanlığı kazandırır. Gürültüyü azaltmak için neler yapılmalıdır? 1. Müzik aletlerinin sesi ihtiyacımız kadar açılmalıdır. Yani teyplerin, radyoların, telefonların, bilgisayarların, televizyonların sesleri ihtiyacımız kadar açılmalıdır. 2. Fabrikalar ve atölyeler şehir dışına çıkarılmalıdır. 3. Motorlu araçlara sesi azaltıcı aletler takılmalıdır. Tabii ki bu trafikteki bulunan araçlar da bu gruba dahildir. 4. Binalar yapılırken katlar ve duvarlar arasına ses iletişimini engelleyen yalıtım malzemeleri konulmalıdır. Yalıtım malzemelerinin başlıcaları köpük, lastik, kauçuk, pamuk, yün, elyaf, keçe, çift cam, strafor ve ısı camdır. Bunlar nispeten dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya gelecek sesi engeller, azaltır. Aynı zamanda ısı yalıtımı da sağlanmış olur. Bununla beraber tabii ki tabanlara da halı veya kilim döşenmelidir. Bu da sesin alt katlara, alt kattan üst kata, alt katlara inmesine sebep olmaz. Biraz daha azaltır. Yolların yapımında ses emici yani azaltıcı maddeler kullanılmalı ve yolların etrafı ağaçlandırılmalıdır. Ağaçlara çarpan ses orada kalabilir. Ağaçlar ve bazı maddeler sesi emer. Mecbur kalmadıkça siren, alarm, düdük, korna gibi aletler kullanılmamalıdır. Ses kirliliğinin fazla olduğu havaalanı ve otogar gibi yerler şehir dışına yapılmalıdır. Okul, hastane ve toplu taşıma gibi yerlerde kesinlikle yüksek sesle konuşulmamalıdır. Evet arkadaşlar, ses teknolojileri ile ilgili konumuz burada sona erdi. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar.